Geride bıraktığımız bölümde söylediğim bir sözü açıklık getireyim. Yanlış anlaşılmak istemem. Okulda çocuğa, öğrenciye şiddet uygulayan ve ona 10 gün iş göremez raporu aldırtan o öğretmen demek istemediğim kişi kendini savunurken bipolar duygu durum, bozukluğu yaşıyorum demiş. Bence bu hastalığı da kullanmış, bahane etmiş. Yani daha az ceza alabilmek için. Ne işi varmış sınıfta dedim. Tedavisi ne olur ve işine devam edebilir elbette. Tedavi olmakta mıymış? Bipolar duygu durumu bozukluğu çalışmaya engel değildir diyen izleyicilerimiz var. Doğrudur. Zaten bu kişinin de böyle bir rahatsızlığı olduğunu da düşünmüyorum. Tedavi olduğu sürece elbette işine gücüne devam edecek. Kaldı ki toplumda 4 kişiden biri birimiz ruh sağlığımız da bozuk ve buna benzer başka rahatsızlıkları da taşıyoruz hali hazırda. Fiziksel olarak rahatsızlanınca nasıl doktora gidiyorsak ruhsal olarak rahatsızlanınca da doktora gideceğiz her şeyden endişe etmeye başladık mesela. Her şeyden şüphe duyar olduk. Bize yapılan açıklamalara inanamıyoruz. En yakın çevremize dahi güvenemez olduk. Bu yaşadığımız krizin bir yansıması. Ekonomik kriz sadece parayı eritmiyor. Toplumda başka birçok şeyi de eritiyor. Şimdi bize diyorlar ki doğalgaza zam yapılmıyor. Yapılmadı. Acaba yapılmadı mı? E, doğalgaz faturaları öyle söylemiyor. Dün de konuşmuştuk oradan başlayalım kademeli sisteme geçilecekmiş. Kademeli doğalgaz tarifesine. Biz elektrikte bunu gördük. Yani ağzımız yandı. Dolayısıyla hani sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek istiyoruz. Henüz kombi yakmamış olanlar var. Evde çift kat kazak giyerek oturuyorlar. Doğalgazlı evleri ilgilendiriyor bu haber özellikle. AKP Grup Başkan Vekili kademeli doğalgaz tarifesini meclise taşıyacağız dedi de biz bunu bir müjde olarak algılayamıyoruz. Acaba altında yatan nedir? Bir bakalım. Bu sene hiç yakmadık hemen hemen bu, bu, şimdiye kadar. Sadece ocak var ya ocak yakıyoruz. Başka bir şey. Yok. Ona ne kadar bir fatura geldi peki? O da iki ayda 160 lira geldi. Buz kesen havada ısınmak için mahalle kahvesine gidiyor. Evine giren tek bir maaşı kombiyi çalıştırmaya yetmiyor. Gaz kullanmıyoruz. Biz doğal gaz kullanmıyoruz. Sadece doğal gazı eve aldık seyrediyoruz. Yani yakamıyoruz emekli 5-6 katlı giyiyorsa git oturuyorsun başka bir şey yaptır yok. Doğalgazı yaksa da en düşük seviyede kalıyor. O düşük seviye faturalara katlanarak ekleniyor. Yakılmayan kombiler ödenemeyen faturalar için AKP'li Mustafa Elitaş kademeli doğalgaz tarifesi teklifini meclise sunacaklarını açıkladı. Villada oturanla gece konduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz gaz tüketimini uygun bulmuyoruz sözleriyle. Yılın başından bu zamana kadar konutta doğalgaza %19 zam yapıldı. Şimdi Ocak ayında kademeli tarife sistemine geçirilecek doğalgaz faturalarında. Yani lüks evde yaşayanla dar gelirli doğalgazı aynı fiyattan kullanmayacak. AKP'li Eli Taş teklifi söyledi ama detayları paylaşmadı. Kafalar karıştı. İddialara göre kademeli doğalgaz tarifesiyle faturalara gizli zam yapılacak. 2021'de enerji faturalarına doğrudan yaptığı zamlar üzerine vatandaşların haklı tepkilerinin ardından yeni yılda doğalgaza örtülü olarak zam yapmaya hazırlandığının da ipuçlarını vermektedir. Uygulanacak sistemin elektrik faturalarındaki şartlarla aynı olması öngörülüyor. Belirli limit ve aşımlara bağlı tutarlar Tıpkı geçtiğimiz aylarda kademeli elektrik tarifesi adı altında yapılan gizli zam uygulamalarını akıllara getirmektedir. Elektrik piyasasında çapraz sübvansiyon adı verilen bu sistem uygulanmakta ve güncel durumla evlerdeki elektrik fiyatları düşük tutulurken yük sanayicinin, işyerlerinin ve tarımsal sulama yapan üreticinin sırtına yüklendi aslında. Konutta yansıtılamayan zam tüketicinin hizmet aldığı alanlara yansıtıldı. Bir diğer iddia ise bu yükü azaltmak için mini mini faturalara yansıtmak. Artan döviz kuru ve petrol fiyatları nedeniyle katlanan enerji giderleri konut ve sanayiye doğalgaz zammı olarak yansıtıldı. Ancak sanayinin üzerine binen zam yükünün devreye girecek yeni sistemle birlikte konutlara dağıtılacağı iddia edildi. Bu da evlere girecek faturaların kabarması demek. Gruplarına sübvanse edilmesiyle tüketiciler Ev elektrik faturalarını ödemedikleri bedelleri aslında market alışverişlerinde de fazlasıyla ödemeye başladılar. Kademeli tarife mi, zam mı bilinmez ancak dar gelirli indirim yapılmayacağına inanıyor. Ya böyle bir şey olmayacağına çok komik bir şey ya. Böyle bir şeye inanmıyorum. İnanmıyorum. Villadaki daha az öder, Gecegon'daki daha fazla öder. Bir sel geldi ekonomide katlı önüne çıkan ne varsa götürdü. Geride ne kaldı? Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki efendim küçük yatırımcı çarpıldı. Onları çarptı. Bu makas değişikliği nas bir kenara konuldu. Şimdi faiz demiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama e, mevduata dövize endeksli faiz yani ekstra ödeme yapılacağı söylendi. Yeni sisteme geçtik. Düzenlemesi de geliyormuş. Yasal düzenlemesi uygulamadan sonra geliyor. Meclise getirilecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle bir araya geldi. Onlarla konuştu. Bir masanın etrafında ekonomistleri ağırladı. Onlara konuştu daha doğrusu. Onlarla konuştudan ziyade onlara konuştu demek daha doğru. Dedi ki kurdaki 5 liralık gerilemeyle ilgili köpük gitti. Kurum köpüğü gitti. Köpük gitti de ne kaldı? Yanıt vermek isterseniz tweetlerinizi beklerim. Tabii böylesine büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Her şeyden önce bu tercihin beraberinde getirdiği pek çok risk, pek çok soru işareti var. Ama önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ve tarihi ki bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz. Nitekim döviz kurunda bir süredir yaşadığımız anormal dalgalanma bu risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. İndirimlere ufak yollu başlayan firmalarımız elbette var. Ama bunlardan da yükselişteki hıza ulaşmasını istiyoruz. Konut ve ikinci el otomobil gibi piyasalarda buna dahildir. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız ellerindeki tüm imkanlarla stokçuların fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Şimdi bu hayat pahalılığının, bu zamların sebebi kötü yönetilmesi ekonominin. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yine çok iyi bildiği bir şey yapıyor ve seçmene diyor ki ben sizin yanınızdayım. Gerekirse zorla bu mal sahiplerine fiyatları indirteceğiz. Gereken her şey yapılacak. Merak etmeyin indirim konusunda baskı yapılacak diyor. Fakat esnaf da zararımızı kim karşılayacak diye sormakta. Bu aslında siyaseten AKP'nin oylarını korumasına ya da belki arttırmasına sebep olabilir ama soruyor en azından olup biteni sorgulayan vatandaşta. Şimdi zarar karşılanmadığı sürece ve devlet akaryakıta gelen zamlardan vazgeçmediği sürece fiyatlar nasıl inecek? Ha muhalefet. Muhalefet cephesinde bugün çok önemli bir kongre vardı. Bir kez daha altın çizeyim. İyi Parti'nin kalkınma kongresi. Birçok e, ekonomist bu kongrede konuşmalar yaptı. Türkiye nasıl kurtulur temasıyla konuşmalar yapıldı. Yoksulluk, kapsayıcılık, istihdam, kilit sözcükler, yoksullukla mücadele, kapsayıcı ekonomik program ve istihdamı arttırmaya dönük hamleler. Formülümüz var diyor Meral Akşener. Merak etmeyin güvenin bu bataktan sizi çıkaracak formülümüz var diyor. İşte yaptığı konuşmadan kısa bir alıntı. AK Parti çözmeyi beceremediği her sorunda olduğu gibi işsizliği de yönetmeye çalışmayı tercih ediyor. Nitekim bu durumun bir diğer örneğini en az bunlar kadar önemli bir başka sorunumuzda gözlemleyebiliyoruz. Maalesef bugün Türkiye asgari ücretler cenneti haline gelmiş durumda. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı asgari ücret alıyor. Vatandaşlarımız her geçen gün asgari ücrette ve fakirlikte eşitleniyor. Böyle kalkınma olmaz, böyle ülke yönetilmez. Bu zihniyetle milletimiz hak ettiği refaha ulaşamaz. Türkiye bu iktidarla potansiyelini gerçekleştiremez. Sandık çözüm sandıkta diyor özetle Meral Akşener. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha söz verdi, devletin tıbbi cihaz sektörüne borcu var. Hem de 9 milyar liralık bir borç. Ameliyatlarda kullanılacak eldiven dahi yok. Çoğu hastanede iki kez yıkayıp temizleyip iki kez iki farklı ameliyata giydiğimiz oluyor, eldiven, eldiveni taktığımız oluyor diyor e, cerrahlar. Sağlık Bakanı bir kez daha söz verdi, bu ödeme yapılacak dedi ama e, daha evvel de sözler verilmişti. Sözler tutulamadı, tutulmadı. Borç da katlanmaya devam ediyor. Hastanelerin borcu, tıbbi cihaz sektörüne, devletin borcu 9 milyar liradan söz ediliyor. AKP 2'den uygulamış olduğu sağlıkta dönüşüm programı geldiğimiz nokta itibariyle artık sağlıkta çöküş programı haline gelmiş durumda. Tıbbi cihaz endüstrisi 2,5 yıldır kan alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz verdi. Tıbbi cihaz sektöründe alacak sorununun giderileceğini söyledi. Ancak verilen ilk söz değildi bu. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin,